Ali Kara Hasanoğlu. Kırmızı kitaba istediklerini yazsınlar. Hiç fark etmez. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında bir rüzgardır estiriliyor. Neymiş? Milli Güvenlik Kurulu toplantısında legal görüntülü illegal yapılarla ilgili kararlar alınmış. Bu kararlar dini cemaatlerin takibi, göz altında tutulması, sonrasında ceza davalarına muhatap olmaları, nihayetinde de dindar insanların cezaevine atılmaları sonucunu getirebilirmiş. Sonuç itibariyle de söyledikleri şu. Dindar insanlar yeni bir 28 Şubat'a hazır olsunmuş. Muşmuş muş da muşmuş. Muş. İsteyen istediğini söylesin. Bu sözler beni hiç ırgalamıyor. Kırmızı kitaba istediklerini yazsınlar. Ben neye bakarım? Benim çocuğum başını örterek okula gidebiliyor mu, gidemiyor mu? Ben çocuğumu İmam Hatip'e göndermek istediğimde bunu yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum? Ben çocuğumu Kur'an kursuna göndermek istediğimde buna imkan tanınıyor mu, tanınmıyor mu? Mini güvenlik kurulu toplantısında ister legal görüntülü, illegal yapılar desinler. İsterlerse kendi de illegal, görüntüsü de illegal yapılar desinler. İsterlerse de kendileri de legal, görüntüleri de legal ama biz onları bitireceğiz desinler. Ben algı operasyonlarıyla oluşturulmak istenen havada söylenilen lafa, allı pullu kitaplarda yazılanlara, MGK bildirilerinde söylenilenlere değil, fiili icrata bakarım. İmam Hatip öğrencisinin üniversiteye girişte puanını çalan sistem sona erdirildi mi? Erdirildi. Bundan sonrasında buyursunlar, kırmızı kitaba istediklerini yazsınlar. Beni hiç ilgilendirmiyor.'' Ama bakın kırmızı kitaba bunlar yazıldıktan sonra o söyledikleriniz engellenmeye başlanacak. Yakında sizin de kapınıza gelecekler. Dindar insanları birer ikişer toplayacaklar. Şimdiden sizi uyarıyoruz diyorlar. Yok kardeşim beni uyarmayın. Benim üzerimden kendi menfaat çarkınıza su taşımayın. Mini güvenlik kurulunda ne konuşulduğu, ne yapılacağı, kırmızı kitaba ne yazıldığı beni hiç ilgilendirmiyor. Ben kendi günlük hayatıma bakarım. Dindar insanların günlük hayatına bakarım. Cumhurbaşkanının günlük hayatına bakarım. Başbakanın günlük hayatına bakarım. Tüm bunların günlük hayatındaki gidişata bakarım. Yöneticilerin dünkü durumlarıyla bugünkü durumlarına bakarım. Varsa bir yamukluk, varsa bir kaypaklık, varsa bir üç kağıt, kırmızı kitapta bir değişiklik yapılmasına da gerek yok. Hemen alarm zillerini çaldırırım. Neler oluyor diye gözlerimi açarım. Yine geriye dönüş mü var diyerek delilenirim. Ama Cumhurbaşkanı İsrail'e posta koymaya devam ediyorsa, laikçi azınlığın tahakkümlerine eyvallah edilmiyorsa, Cumhurbaşkanı'nın eşi, kızları, gelinleri başörtüden düne göre bugün taviz vermeye başlamamışsa, bana ne MGK kararından, bana ne kırmızı kitaptan, niçin bu kadar rahat konuşuyorum, mini güvenlik kuruluna çok güvendiğimden mi, mini güvenlik kurulu içinden bir tüyo aldığımdan mı, Hayır, Milli Güvenlik Kurulu'nda bu işlerin bitmeyeceğini bildiğim için rahatım. Anayasayla, kanunla temel hak ve özgürlüklerin sağlanamayacağını ve de kısıtlanamayacağını, esas önemli olanın bizim duruşumuz olduğunu, yöneticilerimizin duruşları olduğunu bildiğim için rahatım. Örnek vereyim, 28 Şubat günü MGK ne karar aldı? İmam hatiplerin orta kısımlarının kapatılmasını hükümete tavsiye edilmesi. Rahmetli Erbakan Hoca ne yaptı? He he biz hazırlayalım. Meclise bir sevk edelim bakalım meclis ne yapacak dedi. Dört ay boyunca medyadaki tüm ahlaksızların, darbeci generallerin baskısına rağmen kanun teklifini meclise bile sevk etmedi. Kırmızı kitapçılar ne yaptı? Fethullah Gülen'e beceremediniz gidin artık dedirtti. DYP'li milletvekillerini istifa ettirdi. Mesut Yılmaz'a hükümet kurdurttu. Zaman gazetesine hayırlı olsun dedirtti. Hükümetin ilk icraatı olarak 8 yıl kesintisiz eğitimi meclisten geçirtti. Demek ki neymiş? Cemaatler adam gibi dik duracak. Beceremediniz gidin artık demeyecek. Medya olarak biz dik duracağız. Gerekirse bellendiniz paşam diyeceğiz. Cumhurbaşkanımız dik duracak ki duruyor. Başbakanımız dik duracak ki duruyor. Milletvekillerimiz dik duracak ki şimdilik dik duruyorlar. Böylesine bir durumda kırmızı kitapta isterse Müslümanım diyenin başı kesilecek yazsın hiçbir şeycik olmaz. Orada yazdıklarıyla kalırlar. Ali Kara Hasanoğlu Yeni Akit